Merhaba sevgili tenis severler. Yılın ikinci büyük Grand Slam'ı olan Roland Garros 2012'de 5. gününde karşınızdayım. Bu 5. günde saat 12'de başlayacak olan ikinci tur maçlarından ilk maçımız Ursula Radvanska ve Petra Kvitova arasında olacak. Petra Kvitova zaten çoğumuzun bildiği bir oyuncu. Geçen sene de çokça bahsetmiştim kendisinden. Özellikle sezon sonu turnuvasını kazanırken arkasında durduğum bir oyuncuydu. Ama bu sene pek iyi başlayamadı. Özellikle sert kort ve çim kortta, yani hızlı kortlarda iyi olduğunu biliyorsunuz zaten Kvitova'nın. Toprakta kendisine pek bir şey beklenmese de yine de fena işler yapmadığını düşünüyorum. Sadece Kerber, Sharapova gibi formda oyunculara kaybetti. Yani geri kalan normal düzeyli oyuncuları zaten yenebiliyor. Bir de arada bir Hradeska'ya kaybetti. O da Hradeska'nın servislerini çok iyi kullandığı bir döneme denk geldiğinden dolayı. Şu anda kendisi pek formda değil. Onun dışında Kvitova rallilerde fazla basit hata yapıyor. Biraz toprak kortta rallilerde bitirmekte zorlanıyor. Diğer hızlı kortlarda olduğu gibi. Puanları bitirmeninden dolayı da yine Ursula Radvanska ablası gibi, yani Agnieszka Radwanska gibi rallilerde çok iyi kalabilen bir oyuncu. Ve kendisi sert kortta iyi olsa da son dönemde toprak kortta da iyi işler yaptı. Geçen hafta Brüksel'deki turnuvada belki izleyenler olmuştur aranızda. Yani çeyrek finale kadar geldi. Orada tabii ki Arvidsson'a kaybetti. Pek aslında Arvidsson formda bir oyuncu değil. Ama tabii ki tecrübesiyle Arvidsson maçı 2-0 kazanmayı başarmıştı. Burada da fena başlamadı. Ben burada Kvitova'nın biraz zorlanmasını bekliyorum. İlk turda çünkü onu pek zorlayacak bir rakip gelmedi. Çok tecrübesiz bir tenisçiyle oynadı. Adını bile hatırlamıyorum şu an. Bu nedenle Radvanska biraz zorlayacaktır. Çünkü artık kendisi fazlasıyla pişti WTA turda. Açıkçası bahis olarak yine Kvitova 2-0 kazanacağını düşündüğümden dolayı Kvitova 2-0 alınabilir. Biraz oranı düşük olsa da. Onun dışında Radvanska'nın biraz terleteceğini düşünüyorum Kvitova'yı. Ve Radvanska +6.5 handikapının tercih edilebileceğini düşünüyorum bu maçta. Herkese iyi seyirler ve bol şanslar diliyorum.